İçinde bulunduğumuz modern dünyanın hızına yetişmek neredeyse imkansızdır. Modern yaşamın bizlere sunduğu teknolojik olanaklar, zor olan metropol yaşantısını daha yaşanır hale getirmektedir. Özellikle 19. yüzyıldan bugüne mimari yapılar akıllı binalara döndü. Günümüzde yüksek binalarda kullanılan asansör sistemi 19. yüzyılda maden ocaklarında yük asansörü olarak kullanılmaktaydı. Yük taşıma dışında insanların kullanacağı tarz olan asansörler 19. yüzyıl ortalarında yaygınlaşmaya başladı. Modern yapıların yükselmesiyle hızlı ve yüksek teknolojinin kullanıldığı güvenli asansörlere ihtiyaç duyuldu. Asansörün hayatımıza girmesiyle birlikte maalesef istenmeyen kazalar da kaçınılmaz olmuştur. Asansöre bindiğimizde ilk aklımıza gelen ya düşerse korkusudur. Hatta bazı insanlar asansör korkusu yüzünden yüksek katlara çıkmayı tercih etmiyor. Hatta bazıları asansör kelimesini ağzına bile alamıyor. Modern yaşamın vazgeçilmez ürünü olan asansörü pek çoğumuz günlük hayatımızda kullanıyoruz. Peki düşmekte olan bir asansörde ne yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? Vereceğiniz cevabın daha anlamlı olması için bazı soruları yanıtlamanız gerekmektedir. Günlük hayatınızda asansör kullanıyor musunuz? Peki bindiğiniz asansör düşerse ne yapacağınızı biliyor musunuz? Düşen bir asansörde hayatta kalma şansınızı arttırmak ister misiniz? Cevabınız evet ise size düşmekte olan bir asansörde ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Anlatacaklarımız %100 bir kurtuluş yöntemi değildir. Ancak hayatta kalma olasılığınızı artıracak temel bilgilerdir. Yaşamınız boyunca kullanmak zorunda olmamanızı ümit ettiğim bir bilgi sahibi olacaksınız şu an. Düşen bir asansörde nasıl hayatta kalınır? Güne mutlu başladınız ve yapmanız gereken işleriniz var. Ofisinize veya evinize çıkmak için asansöre biniyorsunuz. Başınıza gelecek talihsiz bir kazadan habersiz, ineceğiniz kata gelmeyi sakin sakin bekliyorsunuz. Tam ineceğiniz kata geldiğiniz anda asansör kabini gürültüyle sarsılıyor. Belki asansörün ışıkları yanıp sönüyor. Bir şeylerin ters gittiğini ve asansörün düşmekte olduğunu fark ettiğiniz an birinci kural. Sakin olun ve asla panik yapmayın. Bu arada zamanınızın çok az olduğunu da unutmayın. Bu istenmeyen durumu yönetebilir, hızlı ve doğru karar verirseniz kurtulma şansınız artar. Bu durum, insanları sorulduğunda genelde ilk kurtuluş yöntemi olarak zıplamayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Fakat bu yöntem sanıldığı gibi güvenli bir yöntem değildir. Asansör yere çarptığında sizin de asansörle aynı hızda yere çarpacağınızı asla unutmayın. Bunun adı eylemsizliktir. Bu durumda asansöre ne oluyorsa aynısı size de olur. Asansör parçalanır, siz de yere çok güçlü çarparsanız kemikleriniz kırılır, omurgalarınız iç organlarınıza batar. Yani siz de parçalanırsınız. Ölüm veya sakatlanma riski asansörün düştüğü yüksekliğe göre değişiklik gösterir. Bu durumu yaşama olasılığınız veya başka bir ifadeyle bu durumda hayatta kalma olasılığınız istatistiksel olarak 0,000015'tir. Bu istatistik böyle talihsiz bir kazaya maruz kalma oranını veya kaza sonrası hayatta kalma olasılığınızı veriyor. Koruyucu hiçbir yöntem, önlem almadan eğer halen hayattaysanız çok şanslısınız demektir. Böyle ölümcül bir kazadan sonra yaşamın kıymetini en iyi siz bilirsiniz. Düşme anında sakin olun. Asansör kazaları hakkında bilginiz varsa panik yapmadan doğru kararı verebilirsiniz. Bulunduğunuz asansöre ve duruma göre aşağıda anlatacağımız yöntemlerden birini mutlaka uygulayın. İlk kurtuluş yöntemi olarak asansörün tutacaklarından kendinizi yukarı itmeye çalışmaktır.
unutmayın. Kendinizi tutacaklardan yukarı itin. Asansörün aşağı doğru kuvvet uygulaması ve sizin de yukarı doğru kuvvet uygulamanız neticesinde kuvvetler farkı net kuvveti verecektir. Bunu yaparsanız düşme kaynaklı darbeyi daha hafif bir şekilde hisseder, hayati yaralanma riskinizi minimalize edersiniz. Bir diğer hayatta kalma yöntemi ise ayağınızın altına mümkün olduğu kadar yanınızda bulunan çanta gibi eşyaları yere koyup üstüne çıkmanızdır. Çanta ve benzeri bir eşyanın üstüne çıkmak, o eşyaların hava yastığı gibi enerjiyi absorbe etmesini sağlayacaktır. Yani çanta gibi eşyalar enerjiyi emecek, düşme kaynaklı darbeden daha az zarar görmenizi sağlayacaktır. Uzmanlar asansör düşmelerinde sırt üstü yatmayı da uygulanması gereken alternatif yöntemler içinde sayıyorlar. İçinde bulunduğunuz asansör yeteri kadar büyükse ve asansör kalabalık değilse bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Sırt üstü yattığınızda travmatik etki alanı artacağı için çarpma kuvveti azalacak, dolayısıyla sizin hayatta kalma oranınız ve beraberinde riskli yaralanma ihtimaliniz minimuma inecektir. Asansör üreticileri olası asansör düşmelerinde koruyucu önlem olarak gelişmiş hidrolik ve süspansiyon sistemlerini kullanmaktadırlar. Günümüzde makine mühendisleri biz kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak asansör sistemlerini geliştirmektedirler. Asansör düşmesi istatiksel olarak düşük bir olasılıktır. Ancak talihsiz bir kaza durumunda ne yapacağınızı bilmek hayatta kalmanız için oldukça önemlidir. Yıllık kaza verilerinde asansör düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ortalama 27 olarak kayıtlara geçmiştir. Asansörle ilgili ve ölümle sonuçlanan kazaların %54'ü ise operasyoneldir, yani iş kazasıdır. Asansör bakım ve onarım çalışması yapan teknik personelin yaşamını yitirme nedeni olarak yeteri kadar iş güvenliğine uymadığı rapor edilmiştir. Ayrıca alışveriş merkezlerinde bulunan yürüyen merdivenlerde de ölümcül kazalar yaşanmaktadır. Yürüyen merdiven kazalarına baktığımızda, dünyada bir yılda yürüyen merdiven kazalarında yaşamını kaybeden birey sayısının 1600 olduğu görülmektedir. Klasik merdiven kazalarında ise, dünyada bir yılda merdiven kazalarında yaşamını kaybeden birey sayısı ortalama 10.000'dir. Sonuç olarak düşen bir asansörde hayatta kalmak istiyorsanız bu uyarıları unutmayın ve sevdiklerinizi uyarın. Düşen bir asansörde asla zıplamayın. Asansör tutacaklarından kendinizi yukarı itin. Ayağınızın altına çanta gibi eşyalar koyun. Sırt üstü yatma seçeneğini uygulayın. Yürüyen merdivenleri kullanırken kurallara uyun. Normal merdivenlerde dikkatli olun. Asansörlerin uygarlığımızın geldiği noktada önemli bir payı vardır. Asansörler olmasaydı şehirlerimizde çoğumuzun barındığı yüksek yapılar, gökdelenler inşa edilemezdi. Birçok sanayi kolu gelişemezdi. Asansörler bizlere modern binalarda gittikçe artan düzeyde konforlu ve güvenli erişim sağlamaktadır. Güvenli alanlarda mutlu bireyler olarak yaşamın keyfini çıkartmak dileğiyle.